Herkese selam arkadaşlar 6 Eylül 2020 iddia tahminleriyle Hepinize merhaba Sizler için tek kupon halinde 3 tane maç seçtim Tek kupon halinde oynayabileceğiniz Ekstradan da 2 tane maç yorumu yapacağım e, Kafasını yatan arkadaşlar değerlendirebilirler Fakat şunu söyleyeyim Taraf bahisinden kaçındım Çünkü taraf bahisinde hazırlık maçının nihayetinde olduğu için çoğu maç Maçlar çok fazla kasmıyor. Mesela dün İtalya patlattı. Türkiye zaten Allah'a emanet futbol oynuyor. Yani her gün bir takım mutlaka patlatıyor. Banko dediğimiz. O yüzden ben taraf bahisinden kaçındım. O yüzden gol bahislerine yöneldim. Sizlerin de gol bahislere yönelmenizi tavsiye ederim. Ki ben öyle yaptım. Bu 3 artı 2 maç şeklinde. Tek, tek kupon halinde 3 maçı da oynayabilirsiniz. İsterseniz kafanıza yatmayan. Mesela Rusya maçı kafanıza yatmaz. Onu çıkartın. 2 maça kombinatsın. Veya buradan tek maç alıp kendiniz de ekleyebildiğiniz tahminlerle yapabilirsiniz. Benim kendi tahminlerim bunlar. beğeniyorsanız kafanıza yatıyorsa öyle alın. Körü körüne oynayıp da yatınca ağlamayın arkadaşlar. Biz de zaten kendi tahminleri mi yapıyoruz? Tahmin. Biraz da şansla birlikte. Zaten sahaya çıkıp ben oynamıyorum. <laughs> sizler de oynamıyorsunuz. Sizler de tahmin yapıyorsunuz. Ben en mantıklı şekilde tahmin yapmaya çalışıyorum. Kazandırmaya çalışıyorum. Yeri geliyor kazanıyoruz. Yeri geliyor kaybediyoruz. Orası ayrı zaten. İddianın zaten kuralı bu. Her zaman kazansak zaten bizim burada ne işimiz var? giderdik tatil yapardık Maldivler'de Hawaii'de olsun. O yüzden hem kazanıyoruz hem kaybediyoruz ama hem e, çoğunluk olarak kazanmayı hedefliyoruz. En mantık tahminleri vermeye çalışıyorum. Bu maçlar hakkında sizin tahmin ve görüşlerinizi de yoruma bırakabilirsiniz. 3 maça ben 100 TL gibi bir miktar atmayı düşünüyorum ki güzel orandan 3 maçın da oranı bence gayet güzel ve yüksek. 100 TL gibi para atmayı düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. İlk maçımız İsviçre Almanya maçı, ikinci maçımız Rusya maçı ve son maçımız Türkiye maçı. Son maçta Türkiye güzel patlatmıştı. Instagram'dan baktığınız zaman Kangal Tips olarak bizleri takip edebilirsiniz. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Buradan oldukça kişi mesaj atıyor zaten. Herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. Mantıklı sorulan her soruya yanıt vermeye çalışıyorum. Buradan videolarımızın kanala düştüğünü ve ekstradan katıl butonu maçlara veriyorum bazen. Burada dün Beşiktaş maçını mesela gelmişti. 3.5 alttan 1.48 orandan almıştık. Geldi. Bugün içinde Cebeli Tarık maçı vardı. MS1'i direkt yapıştırdım 1.40 orandan. Katıl butonuna bugün 7 tane maç verdim. Genelde kuponu halinde veriyordum. Bugün 6, 7, 6 veya 7 tane maç vermiş olmam lazım arkadaşlar. İlk maçımız saat 16'da oynanan Cebeli Tarık maçıydı. MS1 olaraktan başarılı bir şekilde geldi. Oradan katılarak da bize destek verip ayrıca her gün ekstra kupon ve maçlardan, maçlardan da faydalanabilirsiniz. Burada 3 maç veriyorsam orada 10 maç veriyorum. Öyle düşünün. Oldukça fazla maç tahmini yapmaya çalışıyorum ki e, kupon halinde de verdiğim zaman bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben oradan da katılaraktan bize hem destek verip hem de kuponlardan faydalanabilirsiniz. İlk maçımız İsviçre-Almanya maçı. İddiaya baktığımız zaman 1.65 gibi oran açmışlar Almanya tarafına. İsviçre takımına 3.75 gibi oran açmışlar beraberlikle 3. Şimdi şu takımlar, bu iki takım arasında şunu söyleyebilirim ben. E, ülkeler yan yana, coğrafi konumu olaraktan her er, er iki ülkede yan yana olduğu için e, takımlar birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. İsviçre'de Almanya'da aynı şekilde birbirlerine üstün kurmaya ve derbi havasına geçebileceğini düşünüyorum ben bu maçın. Hazırlık maçı içinde de gözüküyor çoğu maçlar. Kasmıyorlar yani İtalya olsun dediğim gibi az önce 4'e yeni vermiş olmam lazım. E, o yüzden Almanya'nın son maçına baktığımız zaman zaten Bayern Münih'ten çoğu futbolcuyu kadrosunu almadı. Sadece Leroy Sané ile Şüleyi aldı diyebiliyorum ben. Aynen o iki şekilde olması lazım. Sané ve Werner'ler ileride etkili olmaya çalışıyor ve oldukça bence başarılı olduğunu düşünüyorum ben ki oldukça pozisyona kaçırdılar İspanya karşısında. İspanya pas oyunu oynayaraktan 90 artı 5'te gol attı sanırım. 5 veya 6 olması lazım. Pas olaraktan zaten Almanya'dan üstün. Bayern Münih e, tak buna pas oyunu olaraktan öyle bir futbol oynadı. E, beraberlikle çıktı Almanya. Ee, İsviçre'ye baktığımız zaman son maçında Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Bu maçta da her iki takım oldukça pozisyona girdiğini söylemek gerekir arkadaşlar. İsviçre zaten toplu oynaması fazla fakat isabetli şut olaraktan biraz az kaldı ama oldukça kanatlardan inmeye çalıştı. Orta açmaya çalıştı. Baktığınız zaman toplam ortaya baktığınız zaman 30 tane orta açmış. İsabetli ortada biraz sıkıntı olmuş. İlk maçlarıydı. Toplarlar diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu maçta da çok fazla gol beklemiyorum. Ee, ne çok fazla 3.5-3 gibi bir beklerim. Yani 0-0 bir kısır bir maç geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden gol başlı olarak ben maça 1.65 gibi bir orandan 2-3 gol bahsinin alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de 2-3 gol bahsinin bu maç hakkında alabilip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız Macaristan Rusya maçı. Macarlar son maçta bizi yendi bildiğiniz üzere Rusya'da 3-1'lik galibiyet aldı. 1.85 oran var Rusya tarafına. Beraberlikte 2.85 maç sonu 1'e 3.25 gibi bir oran açmışlar. Yine gol bahsine yöneleceğim. Macaristan'a baktığımız zaman son maçında güzel futbol oynayaraktan özellikle geç yetenekleri var. Şu maç Macaristan'ın kadrosuna baktığımız zaman 10 numara zaten attığı golü orta sahadan attı neredeyse Uğurcan'a. Falso süper bir vuruş yaptı zaten. 20 yaşında 2000'li doğumlu e, genç futbolcusu. E, genç yetenek olaraktan mı bahsediyorlarmış değil. Ben de maçı izlerken Erdoğan Arakan spikerliğinden oradan duydum söyleyeyim. İleri attı bence Sallay olsun, Sıvali Sval, Her neyse Halındır olsun. 10 numara futbolcular bence. Gerçekten güzel futbol oynuyor, oynuyorlar. Zaten iki tane topları direkten döndü. Çok, bizden çok daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Türkiye ile hatta sonuca gitmekte çok zorlanıyor arkadaşlar. Şenol Güneş sürekli yeni kadro, yeninin de yenisini denemeye çalışıyor. O yüzden zorlanıyor. Sağ bekimizde Mert Müldür gerçekten zorlandı Macaristan'da mesela. Oldukça takım zorlandığını söylemek gerekir. Macaristan'ın da ben bu maçta en azından bir gol atabileceğini düşünüyorum Rusya takımına. Rusya'da son maçında Sırbistan'la oynadı. Yine güzel bir maç oynadı. İlk yarısı 0-0 bitti. ev Galip gelmesini bildi. Rusya'nın zaten forveti Zuba arkadaşlar. Zuba yaklaşık 1.90-90 kilo Zumba gibi Lukaku gibi bir adam olduğunu düşünün. Öyle bir futbolcu. Ee, aynı şekilde yetenekli de son bitirişi olarak da oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Rusya takımının iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Ben Rusya'nın istatistik olarak Sırbistan biraz daha etkili olmuş olabilir. Fakat sonuca gitme açısından Rusya oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, Rusya'nın zaten golü de sanırım defans hata yapmıştı. O yüzden gol yemişti diye hatırlıyorum ben bu maçta şöyle bir tahmin yaptım arkadaşlar. Her iki takımına birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. 1.70 gibi orandan değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. 1.65 oranı vardı ilk maçımızın. Bu maçın oranı 1.70 orandan. Her iki takımında ben birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Macaristan'ın kendi evinde oynadığı maçlarda zaten son oynadığı 93 10 14 de maçlarına baktığımız zaman gol atmış ki zaten Macaristan kendi evinde son oynadığı form durumuna baktığınız zaman da Azerbaycan'a galip gelmiş. Uruguay'a 2-1 yenilmiş fakat gol atmasını bilmiş. Rusya'da deplasmanda gol atacaktır. Rusya'nın zaten son iki deplasman maçında 5 tane 5 tane attı. Bu maçta da 1.70 orandan KG var alabilirsiniz. Çok mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Değerlendirebilirsiniz o yüzden bu maçı geçiyorum. 1.70 orandan KG var bahsini verdikten sonra Gelelim Sırbistan Türkiye maçına. Bu maç hakkında şunu söyleyebilirim. Türkiye nasıl bir kadroyla çıkacak? Bu yine önemli olduğunu düşünüyorum. İleri hatta birbirleriyle uyum sorunu oldukça fazla. Sonuca hiç gidemiyoruz. Son maçında Macaristan maçında bahsettim. Macarlar bizden kat kat daha iyi oynadı. İkinci yarının başına biraz topu elimize alsak da bir 20 dakika falan top bizdeydi. Gol atma şansımız var mıydı? Vardı fakat etkili gelemedik yani. İlk tehlikeli atamız 39. dakikada Mert Hakan'ın kafa vuruşu olması lazım. Onun dışında etkili geldiğimizi düşünmüyorum ben. Sırbistan'la oynayacaklar. Bu maçta da gol bahsi yapacağım. Sırbistan'da son maçında 3-1 mağlup olmasına rağmen iyi oynadığını söylemek gerekir. Rusya'dan zaten daha yeni bahsettik. Rusya'dan daha iyi bir futbol oynadı. Fakat sonuca gitmeye zorlandı. Pozisyon kaçırdı oldukça. Rusya'nın neredeyse iki katı kadar fazla yapmış. Sırplar bizi yenebilir diye düşünüyorum ben. Fakat yine gol bahsine gitmeyi öneriyorum sizlere. Türkiye'nin nasıl bir kadroya çıkacağı da önemli. 2-3 gol bahsi bence çok ideal olacaktır. 1-65 orandan değerlendirmenizi öneririm. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. 2 gol veya 1-1 olursa Türkiye bir beraberlik çıkarabilirse veya 2-0'lık veya 2-1'lik bir servisten galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. 2-3 gol bahsi bence değerlendirebilirsiniz. Güzel de bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere buradan duyurulur. 1-65 orandan 2-3 gol bahsi alabilirsiniz. Benim konum bu şekilde. 3 maç bu şekilde veriyorum. Bu maçlar hakkında sizin yorum ve görüşleriniz benim için oldukça değerli ve önemli olduğunu da söyleyeyim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Şimdi gelelim ekstradan bir maç vereyim hatta iki maç söyleyeyim sizlere. İspanya Ukrayna maçına baktığımız zaman Ukrayna maçı son maçı 2-1'lik galip geldi. İsviçre biraz önde oynadığı için Ukrayna'da daha rahat bir futbol oynadı. Şeşenko başında bildiğiniz üzere zaten şey bu, bu tip maçlarda hem oyuncu olarak da çok fazla çıktığı için arkadaşlar nasıl oynanması gerektiğini bence iyi bildiğini düşünüyorum ben. Bu maçta da İspanya'ya karşı güzel bir futbol oynayacaktan düşünüyorum. İspanya'da aynı şekilde son maçında 90 artı 5'te 60 olsa da e Evet biraz e, iyi oynadığını düşünmek gerekir. Çünkü pas olaraktan zaten Almanya'nın kat kat üstündeydi. Sonuca gitmekte zorlanan bir İspanya takımı var. O da forvet tatların eksikliğinden kaynaklansa gerek. Oldukça eksik bir İspanya takımı var. Ukrayna takımında son maçına galip gelerekten biraz form tutmuş gibi. Bu maçta yine bir KG var 1.70 orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ukrayna takımı dediğim gibi Şeyşonko'ya güveniyorum biraz da. Son maçında da galip gelmiş. Morelli bir takım olarak her, her, iki takımın da birbirine gol atabileceğinizi, e, gol atabileceğini düşünüyorum. 1.70 orandan değerlendirilir diye düşünüyorum. KG var başsız da bu maçı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ekseden diğer bir maçımız... E, Finlandiya Galler maçlarına da artık katıl butonuna saklayayım arkadaşlar. Üye olarak da ayrıca, ayrıcalık tanıyalım biraz da. 3 maç artı bir maç şeklinde sizlere verdim. Ama bu üç maç bence değerlendirilebilir. Kafanıza yatıyorsa bakın size zarar veriyorsam benim konularımı oynay oynamayabilirsiniz arkadaşlar. Ben en mantıklı şekilde tahmin yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde kazanmaya. Ben sizin kaybetmenizi ister miyim? İstemem. Çünkü ben kendim oynuyorum kuponları. O yüzden ben de kaybediyorum. Yani kaybedince buradaki kupon ben de kaybetmiş oluyorum. O yüzden sizlerin de e, yani destekçi olmanızı mı diyeyim, ne diyeyim? Artık kendi analizinden de kendi mantığınızdan geçirdikten sonra oynayın. Direkt körü körüne oynamanızı önermiyorum. Çok fazla üzülecek miktarlarda oynamanızı önermem. Oranlar bence gayet güzel. İzlemeden, e, dinlemeden kupon yapmayın araştırın kupon yapın benim analizlerim araştırdıklarım bu yönde son maçlarında yaptığım analizler sonucunda bu kuponu çıkardım herkese başarılar diliyorum